Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Dünyada kabul gören bir söylemdi bu. Hayır, hayır, hayır. Ben bunu kabul edemem. Bizim şirketimiz için en iyi, en güzel her zaman olacak. Tamam mı? İmza attık ve söz tutmamız lazım. O zaman sonra konuşalım. Tamam. Görüşürüz. İyi günler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni beklemiyordum. Sürpriz mi yaptın? Toplantıyı mı böldüm? Yok yok, hiç hiç önemli değil. Sen gel, otur otur. Dün akşam biraz endişelendim. Bir şey oldu mu? İyi misin? Alice, senden dün akşam için özür dilerim. Öyle bırakıp gitmemeliydim. Ama acil bir işim çıktı. Hayırlı mı? Biraz özel, ailevi. O zaman problem çözüldüyse sorun yok. Dün akşamı telafi edeceğim, söz veriyorum. Nasıl istersen. Yalnız ben buraya sadece bunun için gelmedim. Buyurun. Dünkü teklifin hala geçerli mi? Murat'cığım, benim teklifim bir tarihi yoktu. Sen ne zaman istersen. Biraz daha kalacak mısın? Çay, kahve söyleyeyim mi? Olur, söyle. Peki. Nerede bu şarj aleti ya? Sen şimdi şarj aletini marj aletini bırak. Dün gece neler yaşandı bana bir bir anlatıyorsun, ne alt yedin? Hiçbir alt yemedim teyze. Hiçbir şey de yaşanmadı. Rezil bir geceydi zaten, yağmur çamur. Allah Allah ya. Kemal'le çiftlik evinde baş başa nasıl rezil bir gece oluyormuş, anlat bakayım. Yani bilmiyorum. Aslında fırsatını kolladığım bir geceydi. Kemal, ben, şömine başında içip sabaha kadar sohbet ettik. Pardon. Ne? Sen bana çamura battık, mamura battık diyordun, şu an bana şömine falan diyorsun. Bu birazcık romantik bir gece gibi oldu. Sen anlat bakayım ona gerçeği. Bana annesini anlattı. Çocukluğunu anlattı. Anılarını, babasını. Bir de benden hoşlandığını söyledi. Al işte. Al. Al, ben biliyorum. Ben biliyorum başıma gelecekleri. Ben biliyorum zaten. Oh, oh. Çocuk sana aşık oldum diyememiş. Hoşlanıyorum demiş. Ya sen şu an nasıl bir denklemin içindesin Yaz ya? Hayran olduğum adamla hayalini kurduğum bir gece geçirdim. Ama bırakamadım kendimi. Yaz olamadım. Allah Allah ya. Sen genelde hiç düşünmeden hareket edersin böyle ama. İşte ben de onu anlamadım. Ben de ona şaşırıyorum. Düşünmeden hareket edemedim bu sefer. Böyle görünmez bir el beni tutmuş. Bırakmıyordu. İçimde hep bir huzursuzluk vardı. Anlamadım. Durdum ya. Durmak zorunda kaldım. Dura dura, dura dura da sabah oldu. Murat ve Aslı geldi sonra. Merak etmişler bizi. Ben aslında biliyorum senin niye kendini bırakamadığını ama işte senin biraz kafan karışmış teyzeciğim. Nasıl yani, o ne demek? Hani o görünmez dediğin el var ya. Hı. O aslında senin yanı başında da senin dünyadan haberin yok. Murat girmiş bir kere senin aklına. Yani o da normal ya. Kocan yani sonuçta, evlisiniz siz. Teyze, o cüzdan sahte. Ne? Allah seni kahretmesin, seni Allah kahretmesin seni ya. Bravo ya, bunu da bana söylemeyin ya. Bravo, bu da yalan yani. Vallahi helal olsun ya, bravo. Murat'ı aramam lazım. Açılmıyor bu telefon, ver seninkini ver. Vereyim vereyim ya, al ara. Maşallah, evlilik falan sahte. Ama endişeleriniz tamamen gerçek yani. Birbirinizi düşünmeden edemiyorsunuz, bak ben söylüyorum. Yani açıkçası sadece bu teklifi düşünmenin bana çok mutlu ediyor. Yani
heyecanlanıyorum. Bakabilir miyim? Beni bırakıp gideceksin bence bakma. Ya şaka yapıyorum tabii ki. Buyurun. Efendim Fadi? Alo Murat, yaz ben. Şey, bizim konuşmamız lazım. Neredesin, ne yapıyorsun? Ben şu an önemli bir toplantıdayım. Sonra konuşalım. Konuşabilirdin. Konuştum çok. Önemli değil, ben onu sonra ararım. Peki. Ne oldu, ne diyor? Toplantıdayım dedi, yüzüme kapattı. Murat. Evet. Yüzüne kapattı. Ya al işte ya, bizim ikimizi öyle görünce yanlış anladı. Ay ben sana kıyamam ya. Sen şimdi de birazcık Murat'ı önemseyin mi dedin? Ya ne alakası var teyze, üstüme gelme ya. Bana bak, ben bir daha yükseldiğini duymayacağım. Bana bak bakayım sen. Sen şimdi Kemal'e aşık falan diyorsun yani. Bu aşık falan değil ki. Hayranlık bu. Senin aklın da fikrin de Murat'ta. Hem öyle olmasa bu kadar söylediği şeyleri önemser misin hiç? Senin o dün gece kendini bırakamamalarını da ondan ben biliyorum. Hem ben seni bilmiyor muyum ya? Senin ne zaman aklınla kalbin başka şeyler söylese böyle dağılırsın sen işte. Ama bak artık topla, kafanı topla. Bak şu oyun çok uzadı artık. Ya ama teyze Kemal bak. Bak hala bana Kemal diyor ya. Hala bana Kemal diyor ya. Kızım çocuk sana daha aşığım diyememiş ya. Hoşlanıyorum demiş. Ona bakarsan geçen ayda şu kızdan hoşlanıyordu. Neydi o, Yağmur? Hani şu senin suratına nodul atan kız. Teyze Yağmur'la ben bir miyim? Hayır değilsin tabii ki, değilsin. Ama Kemal için birsin. Sen illa deneyeceğim diyorsun yani. İlla deneyeceksin. Tamam, hodri meydan peki. Tamam hadi bakalım. Ha ama bak şunu da sakın unutma. Kaçan kovalanır, tamam mı? Sen kendini şöyle bir geri çek bakayım. Bakalım Kemal de Murat gibi her koşulda senin peşinden koşuyor mu? Bir bak bakalım, gör. Allah'ım ben nasıl bir şeyin içine düştüm. Bu teklifi şu an reddedersem sonrasında çok pişman olabilirim. Yani? Yani? Teklifini kabul ediyorum. Ay çok sevindim, gel. Gel 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 Murat'cığım, gel. Ah çok mutlu ettin beni. Çok 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 bak. Çok büyük işler yapacağız. Hiç pişman olmayacaksın, tamam mı? Otur otur, konuşalım, konuşalım. İş konuşalım. Alice, yalnız benim bir şartım var. Söyle, buyurun, buyurun, söyle. Aynı Kiem Müzik'te olduğu gibi Smile Müzik'te de bir oda ve stüdyo istiyorum. Oldu bile. Sen söylemene yeterli. Ay! Bu şarkılar dilemek istiyorum. Hemen, hemen. Ay! Sabırsızlanıyorum. Ay, bunu kutlamamız lazım. Evet, hemen kutlamamız gerekiyor. Kutlamayı sonra yapsak daha güzel olur. Benim halletmem gereken birkaç tane işim var. Peki. Nasıl istersen. Güzel. Kahve için teşekkür ederim. O zaman ben gideyim. Rica ederim. Ben o zaman stüdyoyu hazırlanayım. Hem de protokolde hazırlanacağım. Olur. Anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz şarkıda. Yes! Yes! Yes, 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 yes! Woo!